Osmanlı Devleti'nde sevgili arkadaşlar aslında yasama, yürütme, yargı hepsi padişahın emrindedir. Ama bütün bu görevlere padişah yetişemeyeceği için koskocaman devletin padişah birçok kimseyi bu işleri için ne yapmıştır? Görevlendirmiştir. Devlet işlerinin kolay yürütülebilmesi için Orhan Bey zamanında ilk defa Divan-ı Hümayun oluşturulmuştur sevgili arkadaşlar. Divan-ı Hümayun'u Orhan Bey kuracak, II. Mahmut kaldıracak ve o aradaki dönemde özellikle son yıllarında önemini kaybetmeye başlasa da Osmanlı Devleti'nin en önemli devlet yönetim kurumu olmuştur sevgili arkadaşlar. Peki Divan-ı Hümayun bugünkü neye benzer? Bakanlıklar. Divan Bakanlar Kurulu. yoksa meclis mi? Bakanlar Kurulu. Divan-ı Hümayun bugünkü Bakanlar Kurulu'na benzer, evet arkadaşlar. Zaten biz de ne yapacağız? Divan-ı Hümayun üyelerini konuşurken bugünkü bazı görevlerini de konuşarak ya da bugünkü karşılıklarını bularak ne yapmaya çalışacağız? Daha anlamlı, daha kalıcı olmasını sağlayacağız arkadaşlar. Peki Divan-ı Hümayun bir karar alma organı mıdır yoksa danışma meclisi midir diye sorarsam? Danışma meclisi. İkisi de. Danışma meclisi. Danışma meclisi mi, karar alma organı mı? Hocam ikisi de değil mi? Nasıl ikisi? Yani hem danışıyor hem de orada kararlar alınıyor. Hem danışıyor hem de kararlar alınıyor. Son söz padişahın olduğu için burası sadece danışma meclisi olarak kullanılıyor diye hatırlıyorum. Son söz padişahın olduğu için burası bir danışma meclisi mantığı doğru. Ama arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Padişah Fatih'e kadar başkanlık ediyor. Fatih'e kadar başkanlık ettiği için padişah Divan-ı Hümayun'da bizzat var olduğu için Divan-ı Hümayun padişah varken kararı alıyor. Ama padişah yokken artık Fatih'ten sonra Divan-ı Hümayun'a ikinci adam, sadrazamlar, vezir azamlık, azazamlar başkanlık edince ne olacak? Artık danışma meclisi olacak. Daha öncesinde padişah içeride olduğu için karar alınıyordu. Padişahın, ama son söz padişaha aitti, kabul. Ama Fatih Sultan Mehmet'ten sonra artık padişahlar Divan-ı Hümayun'a katılmıyor. Divan-ı Hümayun toplantılarını sadrazamlar yapıyor. Eğer isterlerse padişahlar toplantıyı gizli bir pencereden izliyorlardı. Eğer isterlerse. Şimdi Divan-ı Hümayun haftada 4 gün toplanıyor. Toplandığı yere kubbe altı deniliyor arkadaşlar. Burada devletin hemen hemen tüm işleri görüşülür. Siyasi, ekonomik, askeri konular ve dediğimiz gibi karara bağlanırdı. Alınan kararlarla ilgili bilgi önce sadrazam, daha sonra divanı üyelerince padişaha anlatılırdı. Şimdi şurada tek tek Divan-ı Hümayun üyelerini görüyorsunuz. Tek tek Divan-ı Hümayun üyelerini görüyorsunuz arkadaşlar. Kimler varmış? Padişah en üstte tabii ki. Onun altında sadrazam ki devletin ikinci adamı. Biraz sonra tek tek bunları açıklayacağız. Veziler var. Kubbe altı vezirleri. Nişancı var. Kaz asker var. Defterdar var. Yeniçeri ağası ve kaptanı deryalar var. Sevgili arkadaşlar, her birini tek tek konuşacağız ve her biri hangisi direkt ilk başta var, hangisi daha sonra Divan-ı Hümayun'a eklendi, onları da konuşmuş olacağız birlikte arkadaşlar. Şimdi padişah Divan-ı Hümayun üyesi miydi? Padişah Fatih Sultan Mehmet'e kadar Divan-ı Hümayun üyesiydi arkadaşlar. Divan-ı Hümayun üyesiydi. Ama şöyle tek tek her birini açıklayalım. Sadrazam padişahtan sonra gelen adamdı. Sadrazam bugünkü kime benzer? Aslında kalkmış olan başbakanlığa benzer de arkadaşlar. Sadrazamlar. Sadrazamlar şimdi Osmanlı Devleti'nde en çok öldürülen devlet adamları sadrazamlardır. Buna şaşırmayın. Neden şaşırmayın? Çünkü devletin padişahtan sonraki en önemli adamıdır sadrazamlar.
ve padişahtan sonraki en önemli adam olması, padişahın mührünü taşıyor olması, padişah adına birçok işi yapıyor olması zaman zaman padişah yetkilerine karıştığı anlamına geliyor. Yani adam şey gibi düşünün. Böyle bir köprünün üzerinden gidiyor, Sırat Köprüsü gibi. En ufak bir hatasında ayağa kaydırılıyor. Çünkü çok kritik bir görevde. Elçi kabul ediyor, elçi gönderiyor. Yeri geliyor padişah sefere gitmezse Serdar-ı Ekrem sıfatıyla ordulara başkomutanlık ediyor arkadaşlar. Padişah sefere gitmezse orduların başkomutanı. Padişah sefere gitmezse orduların başkomutanı. Dolayısıyla çok geniş yetkileri olduğu için bu durum bazen padişahların hoşuna gitmeyen kararlar aldıklarını gösteriyor ve birçok sadrazamın öldürüldüğünü biliyoruz arkadaşlar. Bir de mesela diğer devlet adamları öldürülürken mesela idam edilme yoluna gidilirken sadrazamlar öldürülürken genellikle kafaları koparılıyor ki ibret alem olsun bundan sonraki sadrazamlar aynı hataları yapmasınlar diye. Arkadaşlar ilk sadrazamımız 1. Murat zamanındaki 1. Murat zamanında Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa. Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa. İlk sadrazamımız Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa. Son sadrazam Ahmet Tevfik Paşa. Notunuzu alınız. Ahmet Tevfik Paşa son sadrazam. Anlaştık mı sadrazamlık konusunda? Bu var sadrazamlarımız. Birisi hocam dedi. Alaaddin Paşa'ya geliyoruz şimdi. Şimdi sadrazamlar arkadaşlar. Dediğimiz gibi aslında başlangıçta bir tane vezir var arkadaşlar. Yalnız devlet büyüdükçe bu vezirlere bir azam gerekti, bir başkan gerekti. İşte onun için o vezirlerin başı seçildi, sadrazam oldu 1. Murat zamanında. Biz vezirlere kubbe altı vezirleri de diyoruz. Karşımıza öyle çıkabilir, haberiniz olsun. Vezir ya da kubbe altı vezirleri. Kubbe altı vezirleri bugünkü, aslında bugün onun da karşılığı kalmadı. Osmanlı Devleti'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nde de. Devlet bakanları vardı eskiden, hatırlıyor musunuz? Devlet bakanı. Yani herhangi bir alan bakanı değil, işte maliye, eğitim, işte bilmem ne değil. Devlet bakanıydı. Aslında başbakan yardımcıları bunlar. Devlet bakanı ve başbakan yardımcısı, baş müzakereci bilmem ne diyorlardı. İşte onlar başbakan yardımcılarına biz kubbe altı vezirleri diyoruz sevgili arkadaşlar. Unutmayınız. İlk vezirimiz Alaaddin Paşa. Alaaddin Paşa yazamadım. Hala gelip gidenler var. Alaaddin Paşa. Alaaddin Paşa Orhan Bey'in kardeşidir sevgili arkadaşlar. Orhan Bey zamanında Alaaddin Paşa ilk vezirimiz. Anlaştık mı? Evet hocam. Anlaştık mı? Öyle sıkıntı yok. İbrahim Hoca'nın öğrencileri anlaştık mı? Evet hocam. Peki. Evet hocam. Ya bana dün bir öğrenci arkadaş SMS attı. Mesela SMS diyor. Bayağı hala geri kafalı olduğum için bana bir mesaj attı da. İlk veziri yanlış bir, sizin notunuza yanlış yazıyor hocam. İlk vezirlik makamını Osman Bey kurdu, Alaaddin Paşa onun zamanında vezirdi diye bana bir şeyler söyledi. İbrahim Hoca öyle anlattı diye. Onun için özellikle size sordum arkadaşlar.
Orhan Bey. Dershane başladığı zaman hocanıza güvenin. Şu an hocanız kimse ona güvenin. Arkadaşlar. Ya şimdi şöyle açıkçası. Hani o arkadaşa da bilmiyorum aranızda mı belki de aranızdadır. O arkadaşa da bir şey diyemedim. Şöyle bir şey diyemedim. Saadettin Hoca da notlarında öyle yazdırdı. Osman Bey zamanında diye. Arkadaşlar. İbrahim Hoca ve Saadettin Hoca'ya tarih öğretebilme haddim yok. Onlar benden çok daha eski, çok daha önemli hocalar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. İbrahim Hoca bu bilgiyi şeye dayandırmış, Halil İnalcı'ya dayandırmış. Ama ben bütün bu bilgileri MEB'e dayandırıyorum. Benim için önemli olan MEB. Çünkü MEB harici soru soramıyor. Bir de bana çok kafama da oturmadı açıkçası. Oğlunun vezir olması Osman Bey'in çok da şey gelmedi. Onun için MEB'de böyle yazıyor arkadaşlar. Dediğim gibi herkes kendi hocasına inanabilir. Onun için çok da bir şey diyemiyorum. Deyip geçiyorum. Maliye Bakanı Defterdar kimdir? Maliye Bakanı'dır. Sevgili arkadaşlar, neyle uğraşıyor? Hazinenin gelir giderleriyle uğraşıyor. Bayağı karizmatik bir adam ama padişah ona soruyor. Defterdar Efendi diyor mesela, savaşa gidebilir miyiz diye. Padişah bile ona soruyor. Çünkü neden? Parayı o biliyor. Ne kadar para var, ne kadar para yok. Ayrıca rütbe, dirlik gibi kimselere verilebilecek bu tür teklifleri de o yapıyor. Kimine rütbe verilmesi, kimine dirlik verilmesi konusunda. Devlet büyüdükçe arkadaşlar, bunu biraz sonra Kazasker'de de göreceksiniz. Devlet büyüdükçe Anadolu ve Rumeli defterdarlıkları olarak ikiye ayrılıyorlar. Anadolu ve Rumeli defterdarlıkları olarak ikiye ayrılıyorlar. Bir detay, ince bir detay sevgili arkadaşlar. O da şudur, şöyle söyleyeyim. Anadolu ve Rumeli defterdarlıkları gördüğünüz şeyde önce Rumeli açılır. Yani Anadolu ve Rumeli diye ayrılan her şeyde önce Rumeli açılmıştır. Çünkü Osmanlı Devleti, hatırlayacaksınız kuruluş ve yükselme derslerinizden, ne tarafa doğru büyümüştür önce? Batıya doğru, Rumeli'ye doğru büyümüştür. Onun için de mesela Beylerbeylik diyeceğim ben size. İlk Beylerbeylik nerede olacak? Rumeli'de. Defterdarlık diyeceğim, ilk defterdarlık Rumeli'de. İşte hepsi de Rumeli ve Anadolu defterdarlığı, Rumeli ve Anadolu kazaskerliği, bunlar Divan-ı Hümayun'a gelirler. Ama şöyle söyleyeyim size, protokol bakımından başında Rumeli yazanlar üstündür. Protokol bakımından başında Rumeli yazanlar üstündür arkadaşlar, haberiniz olsun. İlk defterdarlık zamanı, ilk defterdarlıkta birinci Murat zamanında, ilk defterdarlık birinci Murat zamanında ortaya çıkıyor arkadaşlar. Devletin temelindeki birçok devlet teşkilatlanmasını birinci Murat oluşturmuştur diye de çok kez söyledim, hatırlayınız. Onun için bu tür şeyleri birinci Murat'tan duymamız gayet mantıklı. Tahtaya çizemediğim gibi buraya bile düz çizgi çizemiyorum gerçekten. Peki, defterdarı konuştuktan sonra kimi konuşacağız? Defterdarı konuştuktan sonra kaz askeri konuşacağız. Kaz asker. Şimdi kaz asker bugünkü kimdir? Kaz asker bugünkü kimdir? Adalet ve Milli Eğitim Bakanı. Hem Milli Eğitim Bakanı hem Adalet Bakanı arkadaşlar. Özellikle kaz asker ya da kadı asker. Şimdi hukuk işlerinden sorumlular, eğitim işlerinden sorumlular. Çünkü bu tür işlerin dini olduğunu Osmanlı Devleti'nde biliyoruz. Demek ki bu adamın dini yönü yüksek bir adam olduğunun farkındayız. Divandaki büyük davalara o bakar. Kadıların, müderrislerin tayinini, terfisini o yapar. Bakın, kadı, müderris gibi tayin terfileri o yapar.
Kadıların kararlarını yüksek mahkeme gibi bozma yetkisi vardır. Kadıların verdiği kararları yüksek mahkeme gibi bozma yetkisi vardır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Fakat sadece şu ayrımı unutmayın. Taht kadısını, taht kadısını yani İstanbul'un kadısını bizzat padişah atar. İstanbul'un kadısını bizzat padişah atar. Onu atamaz. Onun dışındakileri, onun dışındaki tüm kadıların tayinini, terfisini, atamasını, görevden almasını, maaşını belirlemesini hepsini o yapar arkadaşlar. Haberiniz olsun. O da ne olarak ayrılmıştır? Anadolu ve Rumeli. Ve Rumeli olarak ikiye ayrı, iki tane olmuştur. Anadolu ve Rumeli iki tane olmuştur. İlk kaz asker atamasını da kim yapmıştır yine? Birinci Murat yapmıştır arkadaşlar. İlk kaz asker atamasını da birinci Murat yapmıştır. Hocam bir şey sorabilir miyim? Kaçırdım da. Tabii ki, buyurun. Kaz asker neyi yapmaz dediniz, bir tek orayı kaçırdım. Gözde, sen bizim gözde misin? Evet hocam. Şaşırmadım. Ya ben, hocam ya. İbrahim hocam anlatmadı mı sana bunu? Kaz asker tüm kadıların tayinini terfisini yapar. Sadece taht kadısının tayinini terfisini yapmaz. Tamam hocam, internet gitti, o yüzden kaçırdım. Benim suçum yok. Benle ilgili de bir şey olabilir. Çünkü benim de şimdi internet düşük, yarısı çıktı. Ama şimdi iyi mi? Evet, şu an tamam. İyi. Kaz asker, hem Milli Eğitim Bakanı hem Adalet Bakanı dedim. Kadıların, müderrislerin tayinini, terfisini, atamasını yapar, maaşlarını belirler. Ama sadece İstanbul kadısının tayinini, terfisini yapmaz. Onu bizzat padişah yapar. Taht kadısı adını verdiğimiz kişinin. Anadolu ve Rumeli olarak ikiye ayrılmıştır. Ve kimin zamanında ilk kez 1. Murat zamanında kaz asker ataması yapılmıştır dedik. Ve nişancıya geçtik arkadaşlar. Nişancıya geçtik. Şimdi nişancı bugünkü kime benzer? Hadi bakalım, sordum. Dışişleri Bakanı mıydı hocam? Kabul etmedim. Özel Kalem Müdürü. Kim dedi Özel Kalem Müdürü'nü? Ben dedim. Elçin. Evet. Sen kimin öğrencisin Elçin? Sizin öğrenciniz. Hocan iyiymiş senin, öyle diyeyim. Evet, hocam iyi. Ozan, geriden geliyorsun. Bir dur ya. Ozan, bir beni bu şey yapma ya. Özel Kalem Müdürünü kabul ettim. Aynı zamanda önce şunu söyleyelim. Ne yapar? Devletin iç ve dış yazışmalarını yapan adamdır. Devletin iç ve dış yazışmalarını yapan adam. Arkadaşlar bizim nişancıdır. Nişancının aynı zamanda şöyle söyleyelim önce. Padişahın yazılı emir ve fermanlarını, tuğrasını çeken adamdır. Ya şöyle düşünün. Bugün padişah yok. Bugün Cumhurbaşkanı mesela oturup bir genelge yayınlayacak, bir yönetmelik çıkartacak ya da bir karar verecek. Oturup kendisi mi yazar? Hayır. Söyler özel kalemine, özel kalem bunları yazar ve çoğaltır, gönderir. İnşallah atandığınızda göreceksiniz bunları arkadaşlar. Özellikle devlette her türlü dilekçeyi, her türlü yazı, devlet üst yazıyı, alt yazıyı hepsinin bir usulü var. İşte o usulü belirleyen kişidir. Bundan dolayı özel kalem müdürü diyebiliriz nişancı için. Ama nişancının bir görevi de arkadaşlar, fethedilen toprakların kaydını yapar. Fethedilen toprakların kaydını yapar. Yaptığı gibi bir de ne yapar? Kimlere ne dağıtılmış? Kimlere ne verilmiş dirlik olarak? Onların kaydını yapar. İşte bundan dolayı aynı zamanda bugünkü tapu kadastro müdürü gibidir. Tapu kadastro müdürü gibidir. Bütün bunların haricinde
Onların defterleri vardır arkadaşlar. Defterleri vardır. Bu defterler çok önemli. Bunlardan bir tanesi tahrir defterleridir. Tahrir defterleridir. Saadettin Hoca şimdi dünya kadar defter yazdırmıştır size. Tahrir defterleridir. Tahrir defterinde fethedilen toprakların kayıtları yazar. Aynı zamanda da kime ne kadar toprak verildiği yazar tahrir defterlerinde. Şimdi bakın, tahrir defterleri neden bir tarihçi için çok önemli? Mesela benim bir arkadaşımın doktora tezi kitap olarak çıktı. Hangi şehirde bilmiyorum ama atıyorum. Amasya şehrinin 14. yüzyıldaki siyasi, sosyal, toplumsal, ekonomiksel yapısı mesela attım. Şimdi cümleye de şöyle başlamış kitabın cümlesine. Amasya şehri 15. yüzyılda yaklaşık 35 bin kişinin yaşadığı minik bir şehirdi attım. Ya o zaman nüfus kaydı mı var? Nüfus sayımı mı var? Yok. Neye göre belirliyoruz biz o dönemdeki nüfusu? Neye göre algılamaya çalışıyoruz, yorumluyoruz? Tahrir defterlerine. Tahrir defterlerinden kime ne kadar toprak verildiği yazdığı gibi kimin bu toprakta kaç kişiyi beslemesi gerektiği, işte kaç tane büyükbaş hayvan beslemesi gerektiği, kaç tane küçükbaş hayvan beslemesi gerektiği hepsi tahrir defterlerinde yazdığı için tarih eski dönemi araştıran tarihçiler için çok önemli bir baş eserdir arkadaşlar. Bölgelerin tahrir defterleri. Hatta nüfusunu arayan insanlar bile tahrir defterlerine başvururlar. Onun için Osmanlı Devleti'nin bir dönemini anlamamız için çok kıymetli bir eserdir. Tahrir defterleri sevgili arkadaşlar. Oradaki o bölgedeki insanların ya da nişancının adamlarının yazdığı defterlerdir. Bir defterimizde mühimme defteri. Mühimme. Mühimme. Mühim defter değil mi Ayşe? Mühimme defteri. Evet hocam. Mühimme defteri. Arkadaşlar, divan görüşmeleri. Aynen öyle. Divan-ı Hümayun'da yapılan görüşmeleri ya da daha çok Divan-ı Hümayun'da alınan kararların yazıldığı defterdir sevgili arkadaşlar. Tabii bu defterler koskocaman Osmanlı Devleti olduğu için çoğaltılabilir. Ama en temeldekiler bunlardır arkadaşlar. En temeldekiler bunlardır lütfen. Lütfen unutmayınız. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Anlaştık. Evet hocam. Şimdi arkadaşlar, nişancıdan sonra kimi konuşmak gerekir? Nişancıdan sonra Şeyhülislam. Şimdi Şeyhülislam konuşmadan önce nişancıyla hemen alt alta olabilecek olan Divan-ı Hümayun'a sonradan üye olan, eskiden nişancının yardımcısı görevindeki bir adam Divan-ı Hümayun'un daimi üyesi oluyor. İşte o adam Reisül Küttab'tır arkadaşlar. Reisül Küttab'tır. İşte o Reisül Küttab için biz şimdi ne diyebiliriz bugünkü? Dışişleri Bakanı diyebiliriz. Mevlüt Çavuşoğlu değil mi şu an? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diyebiliriz Reisül Küttab'ın. Dediğimiz gibi 17. yüzyıla kadar nişancıya bağlı. 18. yüzyıldan itibaren arkadaşlar, sebebini de bilirseniz neden sonradan geldiğini anlarsınız, ezberlemezsiniz. Osmanlı Devleti ne yaptı? 17. yüzyıldan sonra 18. yüzyıl itibariyle Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etti ve Avrupa'yla ilişkiler kurmaya başladı. İşte Avrupa'yla ilişkiler kurarken ne yapmaya başladı? Divan-ı Hümayun'a Reisül Küttab'ı sokmaya başladı. Divan-ı Hümayun üyesi yaptı. Bir şey söyleyeceğim. Bir gelenek başladı uzun yıllar. Bu Reisül Küttab'lar dış ilişkilerden iyi anladıkları için arkadaşlar bazen padişahlar tarafından sadrazam olarak da ne yapıldılar? Görevlendirdiler. Çok fazla örneği vardır. Sadrazam olarak görevlendirilen Reisül Küttab'lar arkadaşlar. Anlaştık mı? Sonradan katılanlardan bir tanesiydi o. Sonradan katılanlar önemli. Yani başlangıçta olmayıp sonradan katılanları sorabilir. Burada oyalanmamın sebebi istatistiğe göre kültür medeniyetten en çok sorulan kısımdır Divan-ı Hümayun üyeleri. Haberiniz olsun. Onun için böyle ballandıra
anlatıyorum. Gelelim Şeyhülislam'a. O da başlangıçta olmayan ama daha sonra eklenen isimlerden bir tanesi. Şeyhülislam arkadaşlar. Başlangıçta olmayan ama sonradan eklenenlerden bir tanesidir Şeyhülislamlar. Şimdi aslında Şeyhülislam kimdir? Aslında Şeyhülislam İstanbul müftüsüdür. Bunu bakın bilerek söyleyeceğim. Size ta Kurtuluş Savaşı anlatırken... Cinayetleri bana oluyor. Kız bir. Ta Kurtuluş Savaşı anlatırken... Hocam donmaya başladınız be ya. İyi miyiz? Son dediklerinizi hiç anlamadık hocam. Tekrar edeceğim. İyi miyiz şu an? Şu an iyi hocam. Tamamdır. İstanbul müftüsü. Şimdi şöyle. Şeyhülislam dedik. Sanırım orada bir ses sıkıntısı yaşadık. Şeyhülislamlar arkadaşlar. Özellikle size Kurtuluş Savaşı anlatırken önemli bir şey anlatacağım. Şimdiden söyleyeceğim hatta. Onun için özellikle İstanbul müftüsü dedim. Aslında bugünkü Diyanet İşleri Başkanı'na benzer. Diyanet İşleri Başkanı'na benzer arkadaşlar. Ama şunu özellikle söylüyorum. Her şehrin bir müftüsü var. Her şehrin müftüsü olduğu gibi İstanbul'un da müftüsü var. İşte tüm müftülerin başı İstanbul müftüsüdür. Yani müftülerin lideridir Şeyhülislam. Ve özellikle Divan-ı Hümayun'da alınan kararların dine uygun olup olmadığını denetler ve fetva verir. Arkadaşlar bu bakımdan kıymetlidir. Şimdi biraz daha detaylandıracağım ama bu İstanbul müftüsü olması hadisesi önemli. Çünkü Kurtuluş Savaşı sırasında hatırlayınız İstanbul müftüsü ve Ankara müftüsü karşı karşıya gelecekler. Duymuşsunuzdur bunu. İllaki hatırlıyorsunuzdur. Mesela Mustafa Kemal'e İstanbul müftüsünün çıkarttığı bir fetvayla Mustafa Kemal'in yanında yer alanlar dinsizdir diye İngiliz uçaklarıyla Anadolu'nun her yerini atacaklar. Sonra Mustafa Kemal karşı fetva verdirecek Ankara müftüsüne. Diyecek ki asıl işgal altındaki İstanbul'dan böyle bir karar çıkartanlar, padişahı kurtarmaya çalışmayanlar din dışıdır diye. O da karşı fetva verecek. Buradaki kavga aslında neydi biliyor musunuz? Buradaki kavga şuydu. Ankara merkez onun müftüsü birinci müftüdür. Yani birinci adamdır, birinci din adamıdır diye. Onun için tam anlamıyla böyle doğrudan Diyanet İşleri Başkanı demedim. Ama unutmayınız ki Diyanet İşleri Başkanı'na benzer. Osman Türkiye'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı da işte o günkü Ankara müftüsü Rıfat Börekçi'dir arkadaşlar. O günkü Ankara müftüsü Rıfat Börekçi'dir. Onu da unutmayınız. Kurtuluş Savaşı yıllarında, inkılap tarihinde işleyeceğiz. Şimdi şunu söyleyelim. Şeyhülislam başlangıçta Divan-ı Hümayun'da yok. Şeyhülislam başlangıçta Divan-ı Hümayun'da yok. Divan-ı Hümayun'dan kararı alıyoruz, götürüyoruz. Şeyhülislam dine uygun olup olmadığını denetleyip onaylıyor. Bu da çok ciddi bir şekilde vakit kaybına yol açıyor. İşte kimi kaynaklara göre Kanuni zamanında, kimi kaynaklara göre de Kanuni'nin oğlu 2. Selim zamanında ne yapmış? Divan-ı Hümayun üyesi olmuş ve kararlar daha Divan-ı Hümayun'dan çıkmadan dine uygun olup olmadığı denetlenmiş olmuş. En azından kararlar hızlanmış. Bu bir. İkincisi, Osmanlı padişahları Yavuz Sultan Selim'le birlikte biliyorsunuz ki halife. Ve Osmanlı padişahları halifelik yetkisini dini olarak hiç kullanmadılar diyebiliriz. Hiç kullanmadılar diyebiliriz. Genellikle Osmanlı onları siyasal olarak kullandı. İşte dini olarak kullanmadıkları o görevi aslında kim yapıyor? Şeyhülislamlar yapıyor arkadaşlar. Yani Osmanlı padişahları dini yetkilerini, halifelikten gelen dini yetkilerini Şeyhülislam aracılığıyla ne yapıyor? Veriyor, kullanıyor bu yetkileri sevgili arkadaşlar. Bakın Şeyhülislam çok önemli. Padişah kanunlarının biraz sonra bugün hani kültü medeniyette öğreneceksiniz. Padişah kararlarının biz örfi kanunlar olduğunu biliyoruz. Ama padişah kararlarının şer'i kararlara aykırı olamayacağını biliyoruz. Yani padişahın vereceği birçok kararda, tüm kararlarda diyebiliriz hatta, Şeyhülislam'ın onayı olmalıdır arkadaşlar. Bakın şöyle söyleyeyim.
protokol bakımından kime denklerdir? Sadrazama denklerdir arkadaşlar. Onun için çok önemli bir görevleri vardır diyebiliriz arkadaşlar. Çok anlattım. İlk Şeyhülislam, kimdir? Molla Şemseddin Fenari. Molla Fenari. Ama diğer adı da Molla Şemseddin Fenari. Kimin zamanında Molla Fenari? İkinci Murat. İkinci Murat zamanında. İkinci Murat zamanında sevgili arkadaşlar. Son Şeyhülislam. Medeni Mehmet Nuri Efendi. Son Şeyhülislam. Medeni Mehmet yazamıyorum ben ya. Mehmet. Mehmet Nuri Efendi. Nuri Efendi'dir arkadaşlar. Medeni Mehmet Nuri Efendi'dir. Kaç yılında son Şeyhülislam atanmış? 1920. Aferin size. Güzel. Bunu da şöyle ayırdık. Sonra kim var? Sonra yine sonradan bizzat Kanuni Sultan Süleyman Kaptan zamanında Divan-ı Hümayun üyesi olan Kaputanı Derya, Kaptanı Derya, Kaptan Paşa, Kaptanı Derya, Donanma Kuvvetleri Komutanı diyebiliriz. Osmanlı Donanma Komutanı diyebiliriz arkadaşlar. İstanbul'da bulunduğu zamanlar Divan-ı Hümayun toplantılarına katılıyordu. Kanuni zamanında Divan-ı Hümayun üyesi oldu. Kim oldu ilk Divan-ı Hümayun üyesi olan Kaptanı Derya? Barbaros Hayrettin Paşa oldu. Barbaros Hayrettin Paşa. Osmanlı yükselmeyi hatırlayacaksınız. Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı egemenliğine girince Kanuni Sultan Süleyman onu Kaptanı Derya yaptı ve Divan-ı Hümayun üyesi yaptı arkadaşlar. Kim yok şu an burada? Kim eksik kaldı? Yeniçeri Ağalı. Şimdi buna bir dikkat. Yeniçeri Ağası Divan-ı Hümayun'un daimi üyesi midir? Eğer ona bir rütbe verildiyse, eğer rütbesi vezir ise, Divan-ı Hümayun üyesidir. Eğer rütbesi vezir ise Divan-ı Hümayun üyesidir arkadaşlar. Ama rütbesi vezir değilse Divan-ı Hümayun üyesi değildir. Bu bir. İkincisi Yeniçeri Ağası kimdir? İstanbul'daki tüm Yeniçerilerin lideridir. Bu bakımdan da önemli bir adamdır ki siz isyanları göreceksiniz, Yeniçeri isyanlarını. Şimdi İstanbul'la ilgili her şey, İstanbul'la ilgili tüm görevler sadrazama aittir arkadaşlar. İstanbul'un güvenliği, İstanbul'un yemesi, içmesi, vergisi, her şeyi. İşte Yeniçeri ağası da İstanbul'un güvenliğinden sorumlu olan adamdır. Yani kime bağlıdır aslında? Sadrazama bağlıdır sevgili arkadaşlar, haberiniz olsun. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin merkezi otoritesi padişahların bozulunca işte bu sadrazamlarla bu Yeniçeri ağaları arasında anam anam ne karışıklıklar ne birbirlerine artistlikler olacak sevgili arkadaşlar. Yeniçerilerle ilgili bugün konuşacağız ama Osmanlı Devleti'nde padişahın en yakın askeri rütbesidir diye biliriz Yeniçeri ağasına. Tamam mı? Anlaştık mı? Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Osmanlı Devleti'nin ilk kaptanı deryası, kimdi? Karesioğulları Osmanlı egemenliğine girdi ya, yeni işledik daha. İşte Karesioğullarından gelen Karamürsel Paşa. Karamürsel Paşa. Sevgili arkadaşlar. Var mı sorusu olan? Sonradan katılanlar önemli arkadaşlar. Bir de şu kaz askerlerin, şu defterlerden bahsetmişken kaz askerlerin de bir defteri var. Onu da ekleyin lütfen. Şeriye sicilleri.
kadıların verdiği kararların yazıldığı defter diyebiliriz şeriye sicillerini. Onu zaten adalet kısmında, hukuk kısmında yeniden işleyeceğiz. Buraya kadar sıkıntı var mı? Hocam Yeniçeri ağası sonradan mı eklenmişti? Başta da var mıydı? Yeniçeri ağası ilk günden beri eğer rütbesi vezir ise Divan-ı Hümayun üyesi oldu. Ama tamam rütbesi hocam, vezir değilse Divan-ı Hümayun üyesi değildi. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Bunlar mesela dikkat. Bunlar eğer rütbesi vezir değilse çağrıldığı zaman gelirler. Mesela buraya yazmayayım ama söyleyeyim. Divan-ı Hümayun üyesi olmayıp da gelenler, işte beyler beyleri, başka bölgelerin komutanları, sancak beyleri, onlar Divan-ı Hümayun üyesi değildir. Ama bölgeleriyle ilgili bir toplantı, bir görüşülecek bir konu varsa Divan-ı Hümayun'a ne yapabilirler? Katılabilirler arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Nişancının hani kalemleri vardı ya, daha detay mı olur? Evet, detay olur. Gerçekten detay olur. Tarih ve ABT dersi gibi olur. Nişancının her birinin tek tek bahsetmeyeceğim. Ama biraz daha fazla detay vereceğim divanlarla alakalı ama nişancının yardımcılarını da sormayı versinler bir zahmet. Söyle bakalım kimler var mesela senin notlarında? Sormazlar hocam da. Reisül Küttab'ı almışız en önemli yerden. Evet. Beylikçi kalemi, evet. Tahvil kalemi, Rus kalemi ve Amediye kalemi. Evet. Bir de tahvil kalemiyle Beylikçi. Evet. Çok çok detay. Hiç gerek yok. İnşallah çıkmaz o zaman hocam. Çıkmaz. Bugüne kadar çok şükür hiç çıkmadı. ÖABT öğrencilerine çıkabilir. Şimdi arkadaşlar, Seyfiye, Kalemiye, neden böyle yaptın abi sen? Neden böyle yaptın? Seyfiye, Kalemiye, bir de ne var? İlmiye var değil mi? İlmiye. Şimdi bu Divan-ı Hümayun üyelerini buraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Çünkü en çok çıkan soruların içerisinde bu var. Mesela diyor ki attım Şeyhülislam, bunlardan hangi divan, hangi yönetilen yöneten kısımdadır? İlmiye'de mi, Kalemiye'de mi, Seyfiye'de mi? Ya da aşağıdakilerden hangisi Seyfiye sınıfı üyesidir, değildir gibi sorular karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi Osmanlı Devleti'nde yönetenler ve yönetilenler olarak halk ikiye ayrılacak. Beraya ve reaya diyeceğiz. Şu an burada gördükleriniz beraya. Yani devleti yönetenler. İşte bu devleti yönetenler 3 kısma ayrılmış. Seyfiye, Kalemiye ve İlmiye. Şimdi arkadaşlar bir kere şöyle altlarına ufak açıklamalar yapalım. Seyf ne demek? Kılıç demek. Seyf ne demek? Kılıç demek. Peygamber Efendimiz Halid bin Velid için ne demiş? O Seyfullah'tır demiş. Yani Allah'ın kılıcıdır demiş. Yani seyf kılıçsa burası kılıç erbabı. Yani askeriye, askeri bürokrasi diyebiliriz bunlara. Askeri bürokrasi diyebiliriz. Kalemiye için de sivil bürokrasi diyebiliriz. Sivil bürokrasi diyebiliriz arkadaşlar. İlmiye için ise sevgili arkadaşlar, eğitimle ilgilenen, dinle ilgilenen, hukukla ilgilenen kısımdır ki din ve hukuk eğitim ve hukuk dine bağlı olduğu için eğitim ve hukukun ilgililerinin din adamı olması bizi şaşırtmasın sevgili arkadaşlar. Şimdi Seyfiye sınıfındaki kimseler kimlerdir? Seyfiye sınıfındaki kimseler kimlerdir? Sadrazam ya da Veziri Azam bu sınıftadır. Kazasker. Kubbe altı vezirleri bu sınıftadır. Gebertirim. Kaptanı Derya bu sınıftadır. Kaptanı Derya Yeniçeri ağası bu sınıftadır. Kaptanı Derya bu sınıftadır. Yeniçeri ağası bu sınıftadır. Yeniçeri ağası bu sınıftadır.
Bunlar Divan-ı Hümayun üyesi olup bu sınıfta olanlar arkadaşlar. Divan-ı Hocam Hümayun Beyler Bey'i ve Sencak Bey'ini de almış ama. Söylüyorum. Bunlar Divan-ı Hümayun üyesi olup bu sınıfta olanlar. Bir de Divan-ı Hümayun üyesi olmayıp bu sınıfta olanlar var. Ki onlar da kimlerdir? Mesela Beyler Bey'dir. Mesela Sancak Bey'dir arkadaşlar. Mesela Beyler Bey'i, Sancak Bey'i ve aslında Osmanlı Devleti'ndeki tüm askeri buraya ne yapabiliriz? Tamamen alabiliriz. Seyfiye sınıfına tüm askerleri alabiliriz. Tımarlı sipahilerinden tutun. Hepsine kadar buraya alınabilir arkadaşlar. Şimdi kalemiye sınıfı dediğimiz sınıfta, kalemiye sınıfı dediğimiz sınıfta defterdar var. Defterdar var. Biliyorsunuz ki nişancı var. Nişancı var. Reisülküttab var. Reisülküttab var. Bunlar kimler? Bunlar Divan-ı Hümayun üyesi olan kalemiye erbabı. Bir de Divan-ı Hümayun üyesi olmayanlar var. Mesela, katipler. Evet. Bu defterdara bağlı kalemler mesela. Az önce arkadaşımız söyledi ya, tek tek kalemler var. Bunun haricinde aslında tüm eğitim görevlileri, yani müderrisler, muallimler de olmaz. Onlar inniyeyle karıştırıyorum. Kalemiye'de katipler, kalemler de vardır arkadaşlar. Defterdar, nişancı, reisülküttab genel bizim kalemiye üyelerimizdir. İlmiye sınıfı üyelerimiz ise kimlerdir arkadaşlar? Aslında Şeyhülislam'dan önce kaz askeri konuşmak lazım. Çünkü önce kaz asker vardı, doğru mu? Kaz asker, tabii ki Şeyhülislam. Müderris. Bunlar Divan-ı Hümayun üyesi olanlardı. Olmayanlar da kimler işte? Az önce yanlış yere yazdıklarım. Müderrisler. Ve kadı. Medrese talebeleri. Aslında onlar da buradadır. Kadılar. Onlara şöyle bir ulema sınıfı diyelim arkadaşlar. Ulema sınıfını yavaş yavaş bir öğrenelim. Çünkü din işleriyle uğraşan, din eğitimiyle uğraşan herkes ulema sınıfındadır sevgili arkadaşlar. Ve Osmanlı Devleti'nin duraklamasında da ciddi etkileri olduğunu göreceksiniz. Peki padişah nerededir? Padişah nerededir? Hangisi nedir padişah? Divan-ı Hümayun'un da üstünde. Padişah bunların hepsinin üstündedir arkadaşlar. Seyfiye diye ayıramazsınız. Neden? Halil, Yasin, Seyfiye diye ayıramazsınız abi. Neden? Çünkü kalem erbabının da, seyfe erbabının da, ilmiye erbabının da hepsinde bu görevleri padişah adına yaptığını biliyoruz. Onun için padişah hepsinin üstündedir. Padişah hepsinin üstündedir. Şuradadır arkadaşlar padişah. Haberiniz olsun. Hepsinin üstündedir. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Şimdi bir de bu padişahın yetkilerini bu adamlar padişahın yetkileri için, padişahın görevleri için bu adamlar belirleniyor ya. Padişahın bu yetkilerini kullandığı bazı terimler var. Yeri gelmişken hemen onları aradan çıkartalım. Mesela fermanlar var. Mesela beratlar var. Mesela adaletnameler var. Adaletnameler var. Mesela kanunnameler var. Hatta buraya amannameleri de ekleyebiliriz. Amannameleri de ekleyebiliriz. Çoğaltılabilir ama en temelleri bunlar. Arkadaşlar ferman padişahımızdır. Bu saatten sonra Emre Hoca'nın dersine gelenlerin ağzının burnunun kırılıp işte 10 sopa atılmasına, bir konuyla ilgili padişahın verdiği bir karara ferman diyoruz biz. Bir konuyla ilgili padişahın verdiği bir karara ferman diyoruz. Ama mesela padişahın
birden çok konuyla ilgili birden çok karar verdiği, fermanların aslında birleştiği yer kanunnamedir. Fermanların birleştiği yer kanunnamedir arkadaşlar. Kurallar bütünüdür yani. Berat, hükümdarın insanları bir göreve getirmesidir. Atama belgesi, bugünkü manadaki atama belgesidir. Nişan, görev, maaşla ilgili hükümdarın verdiği onaylardır arkadaşlar. Adaletnameler ise padişahın halkı askeriyeye ve yöneticilere karşı korumasıdır. Adaletname padişahın halkı askeriyeye ve yöneticilere karşı korumasıdır arkadaşlar. Bir de amannameler var ki bu amannameler mesela daha çok Fatih Sultan Mehmet'le meşhurdur. Mesela İstanbul'a girdiği zaman, Bosna'ya girdiği zaman amanname vermiştir. Hatta Bosna'daki amanname ötesi bir şeydir. Amannameden öte ahitnamedir arkadaşlar. Yeni fethedilen yerde, Müslüman olmayan bölgede padişahlar gelip o halkın dinini, dilini, canını, namusunu bizzat kendi adına herkesin koruyacağı sözünü vermesine biz amanname diyoruz arkadaşlar. Aman dilediler mesela ya da onunla savaşmadılar. O savaşmayanlara kötü davranmayacak hükümdar diyebiliriz amanname ile. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Daha çok az geliyor sesin abi. Şu an geliyor mu hocam? Değil mi? Yani çok zor duyuyorum ama duyuyorum. Bir şey soracaktım. Kulaklığımı takayım. Dinliyorum. Ben de problem. Bu adaletname, kanunname falan vardı ya. Evet. Bunlardan hangisi şer'i, hangisi örüklü hocam? Karşıma böyle bir soru çıkmış da yapamadım yani. Hangisi şer'i, hangisi örfi mi? Doğru mu anladım? Aynen hocam. Abi padişah kararlarının hepsi örfidir. Tamam mı? Padişahın verdiği kararlar hep örfidir. Ama tüm bu örfi kararlar mecburen şer'i karara uymak zorundadır. Ama padişahın verdiği bir karar örfidir, haberin olsun. Öyle bir şey olursa soruyu yollayabilirsin. Semih, Berat neydi? Atama kararnamesi abi. Bugünkü atama kararnamesi bir padişahın bir kişiyi bir göreve atamasına biz berat diyoruz. Ya da nişan rütbe vermesine berat diyoruz. Anlaştık mı? Anlaştıysak taşra, ülke yönetimine geçeceğim. Anlaştık hocam. Peki. Ara isteyen var mı? Evet hocam. Ara. Tamam, o zaman taşraya başlamadan ara vereyim ki bir daha sonra ara vermem ben. Abi, hocam abi. Kaçta bitireceğiz? İnşallah 40, 45, 23, 00 yani size bağlı. Tamam. 10 dakika ara verelim de yarım saat falan gene gelince işleriz. Gelince yarım saat işleriz. Alper ne yolladın bana? 10 dakika. Ortaya gönderdim zannettim de bir tane karikatür vardı hocam ya. Acaba dedim şey mi yolladı Alper? Adını sen söyle. Virüs mü yolladı dedim. Korkuyoruz ya Zoom'dan. Hadi ya ara verdik ya. Aramı yemeyin, sigara vakti. Şimdi sevgili arkadaşlar, biz nasıl ayırıyoruz? Taşra Teşkilatı ve Merkez Teşkilatı olarak. Şu ana kadar konuştuklarımız Merkez Teşkilatı'ydı. Şimdi konuşacaklarımız da Taşra Teşkilatları. Taşla dediğimiz yer neresidir? Türk İslam Kültür Medeniyet'ten hatırlıyorsunuz bunu. Merkezden uzak olan yer. Uzak, yakın. Merkez dışındaki her yer. Merkez dışındaki her yer, evet. Merkez dışındaki her yer. Yani merkez İstanbul'sa İstanbul dışındaki her yer taşla teşkilatlanmasının içerisindedir sevgili arkadaşlar. Şimdi devlet büyüdükçe ne yapılacak?
Mesela bugünkü manada şehirler. Bugün mesela Türkiye'de 81 vilayet var. 81 şehir var. İşte Osmanlı çok daha büyük bir devlet olduğu için yüz ölçüm bakımından bu şehirlere bir de neyi ekledi? Bu şehirleri birleştirdiği eyaletleri ekledi. Ve ezberlemeyiniz, nereye doğru büyüdü Osmanlı Devleti? İlk olarak Rumeli'ye doğru büyüdü. En çok Rumeli'ye doğru büyüten kimdi? Birinci Murat'tı. O zaman Osmanlı Devleti ilk Beylerbeyliği'ni Rumeli'de açtı. Kimin zamanında? Birinci Murat zamanında. Osmanlı kuruluş yükselmeyi öncesinde işlemek niye mantıklı? Çünkü bunlardan dolayı. Mesela Yıldırım Bayezid'e kadar Anadolu'da doğru çok büyüme yoktu. Hep barışçıl faaliyetler vardı. Ama Yıldırım Bayezid ne yaptı? Anadolu'ya doğru büyüdüğü için Anadolu Beylerbeyliği'ni de Yıldırım Bayezid kurdu arkadaşlar. Rumeli Beylerbeyliği'nin merkezi Manastır şehridir. Rumeli Beylerbeyliği'nin merkezi Manastır şehridir. Anadolu Beylerbeyliği'nin merkezi de Kütahya şehridir arkadaşlar. Bunları da böyle bir kenara not alabilirsiniz. Rumeli'ninki Manastır. Anadolu'nunki Kütahya Beylerbeyliği'dir sevgili arkadaşlar. Şimdi bu sistemler değişecek. Özellikle 1864 ve 1871'deki ben bunları hep size map kitabını kes kopyala yapıştır göstereceğim. Notlarınızda hep map kitabındaki kes kopyala yapıştırlardan. Ama merkezde temeldeki eyalet yönetimi böyleydi. En alt yapı birimi köy. Köyler birleşince kazaları, kazalar birleşince sancakları, sancaklar birleşince de eyaletleri oluşturuyordu arkadaşlar. Köylerin başındaki yöneticiler köy ketüdası. İkinci Mahmut'tan sonra mıhtar olacak onlar. İkinci Mahmut'a kadar köy ketüdası. İkinci Mahmut'tan sonra mıhtar olacak. Köylerin güvenliğinden sorumlu kimse yiğitbaşı. Ve köylerde yargıdan sorumlu kimse ise kadı naibi, yani kadı vekilidir. Kadıların vekilidir arkadaşlar. Kazalarda ise köyle sancak arasındaki daha köyden büyük, sancaktan küçük yerlerde ise yöneticiler kadı. Güvenlikten subaşı sorumlu, yargıdan da yine kadı sorumlu arkadaşlar. Sancaklarda sancak beyi var. Sancak dediğimiz yer şehirlerdir, haberiniz olsun. Yani bugünkü manadaki valilerdir arkadaşlar. Yine güvenlikten subaşı, yine yargıdan kadı sorumlu. Şimdi sancakların birleştiği yerde de eyaletler oluşuyor ve bu eyaletlerin başında Beylerbeyi adını verdiğimiz yöneticiler var arkadaşlar. Yine güvenlikten sorumlu subaşı, yargıdan sorumlu kadılar. Şimdi lütfen şurayı iyi anlamaya çalışın sevgili arkadaşlar. Çünkü biraz kafalar karışabiliyor. Osmanlı Devleti'nde aslında iki çeşit eyalet vardır ama bir tanesi salyaneli ve salyanesiz olarak ikiye ayrıldığı için kafaları biraz karıştırabilir. Şimdi bu üçüne de bakalım. Unutmayınız ki salyane ve salyanesiz kelimesi kafanızı karıştırabilir. Öncelikle salyanenin kelime manasının yıllık olduğunu bilin. Salyane demek ne demek? Yıllık demek. Tamam mı? Salyaneli diyorsa yıllıklı. Salyanesiz diyorsa yıllıksız. Bu ne demek? Salyaneli diyorsa yıllıklıdır. Yani vergi alınır buradan. Salyane diyorsa yıllıklıdır. Yani buradan ne alınır? Vergi alınır arkadaşlar. Salyaneden her yıl vergi alınır. Her yıl vergi alınır salyaneden. Salyanesiz diyorsa buradan ne alınmaz? Salyanesiz diyorsa buradan ne alınmaz? Vergi alınmaz. Tımar sistemi uygulanır hocam. Şu an böyle bir şey oldu. Gelenler gidenler oldu. Biraz karıştı orası. Başa döneyim. Ekranı görmekte sıkıntı yaşıyor musunuz? Yok değil mi sıkıntı şu an? Hayır hocam. Tamam.
Salyane diyorsa ne alınırdı? Vergi alınırdı. Yıllık, her yıl vergi alınmasına zaten yıllıklı eyalet diyoruz oraya. Salyane sizde vergi alınmaz. Vergi alınmaz. Tamam mı? Şimdi niye buradan vergi alınıyor? Niye buradan vergi alınmıyor? Çünkü burası arkadaşlar merkeze uzak olduğu için burada tımar sistemi yok. Burada tımar sistemi yok. Burada tımar sistemi var. Şimdi niye uzak yerde tımar sistemi yok? Çünkü tımar sisteminin uzaklarda denetlenmesi zor olabilir. Tımarlı sipahiler ya da tımarlı beyler ya da sancak beyleri ya da beyler beyleri ne yapabilir? Halka yeterince hak ettiğini vermeyebilir. Ve denetim zor olacağı için demiş ki özellikle merkeze uzak eyaletlerden ne almıyorum? Tımar vermiyorum oraya. Ne yapacaklar? Ekecekler, biçecekler. Ektiklerini, biçtiklerini devlete verecekler demişler. Anlaştık mı? Ama tımar sisteminin uygulandığı yerler genellikle yakın yerler. Oraya tımar sistemi olduğu için oradan vergi almamış. Demiş ki siz ekin, biçin. Kazandığınız parayla devlet yöneticisi, bölge yöneticisi ve asker besleyin demiş ki bu tımar sistemini çok detaylı biz de işledik. Hocalarımız da işlemişlerdir. Türk İslam Devletleri'nde devletin hazinesinden para çıkmadan ne yapıyordu devlet? Yüz binlerce kişilik hazır bir ordu besliyordu. Evet oradan vergi almıyordu belki ama çok ciddi bir para da harcamamış oluyordu. Hem bu askerlik için hem de bölgenin güvenliği için. Tımar sistemi 2. Mahmut döneminde kaldırılana kadar bölgeye ne jandarma gitti ne polis gitti arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani aynı zamanda güvenlik asayiş işlerinde o tımarlı sipahiler yapıyorlardı diyebiliriz. Biraz kafa karıştırıcıdır haberiniz olsun. Anlamadığınız bir şey varsa tekrar edebilirim. Tımar sisteminin uygulandığı yerler salyanesiz eyaletler. Tımar sisteminin uygulanmadığı yerler salyaneli eyaletler. Neye göre uygulanıp neye göre uygulanmıyordu? Yakınlığa ve uzaklığa göre uygulanır ya da uygulanmazdı dedik. Mesela tımar sisteminin uygulanmadığı salyaneli eyalet dediğimiz yerler paraları doğrudan hazineye gelecek yıllık her yıl. Ve buralar nerelermiş? Mesela uzak yerler. Mısır, Bağdat, Tunus, Cezayir, Habeşistan, Yemen ve Trablusgarp gibi ki büyük çoğunluğu Orta Doğu'da ve Afrika'da olan yerler. Ama tımar sisteminin uygulandığı yerler ise salyanesiz yani yıllık vergi vermeyen eyaletlerdi. Daha yakın eyaletler Halep, Sivas, Musul, Şam, Kıbrıs, Erzurum, Urfa, Kars, Diyarbakır. Bakın Anadolu içerisinde bile bir sürü yakın eyaletler kurulmuş. Karadağ, Trabzon, Şehrizar, Temeş var. Anadolu, Rumeli, Karaman gibi. Şimdi bir de eğer burada sıkıntı yoksa üçüncü tarz eyaletler. Arkadaşlar, buyurun. Tımar sistemi ilk olarak hangi padişah döneminde uygulandı hocam? Tımar sistemini 1. Murat uyguladı. 1. Murat. Şimdi onları gene konuşacağız o toprak sistemlerini. Henüz toprağa başlamadınız. Ama şunu söyleyelim arkadaşlar. İmtiyazlı, ayrıcalıklı eyalet pek Osmanlı'nın sevmediği eyalet. Aslında bunu şöyle ayırmak lazım. Bağlı eyaletler diye üst başlığı. Bu Meb'in kitabının başlığı ama aslında bunun asıl başlığı ne olmalıdır? Bağlı eyaletler olmalıdır. Tamam mı? Bağlı eyaletler iç işlerinde serbest, dış işlerinde merkeze bağlı eyaletlerdir. Biz bağlı eyaletler arasında ayrıcalıklıları da ayrı konuşmalıyız. Ayrıcalıklılar çünkü sadece mesela Kırım ve Hicaz'dır arkadaşlar. Ötekiler ayrıcalıklı değildir. Onun için bu başlık doğru değil. Meb kitabının başlığı ama doğru değil. Kırım arkadaşlar ne yapar? Gizem bütün yazdıklarımı sildin mi? Aferin sana.
Geldi mi? Kırım ne yapar? Kırım ne yapar? Kırım sadece Kırım şöyle ayrıca yazalım. Sadece asker gönderir savaşlarda ama vergi vermez. Vergi vermez. Kırım asker gönderir ama vergi vermez. Hicaz ise arkadaşlar, Hicaz ise ne asker verir ne vergi verir. Ne asker verir ne vergi verir. Ne asker ne vergi vermez diyelim. Ne asker ne de vergi vermez. Çünkü Hicaz kutsal topraklardır. Osmanlı Devleti buradan asker ya da vergi istemiyor. Kırım ise Müslüman bir bölge, Türk bir bölge ama aynı zamanda Osmanlı Devleti Kırım limanlarını çok fazla kullanarak ekonomik de gelir elde ettiği için Osmanlı diyor ki gerek yok, siz vergi vermeyin ama ne yapın, asker gönderin diyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Anlaştık mı? Ama Kırım ve Hicaz haricindeki Eflak, Boğdan, Erdel asker de göndermek zorunda Osmanlı savaşırsa. Osmanlı'ya her yıl vergi de vermek zorunda. İç işlerinde kendilerini yönetiyorlar, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlılar bunlar. Ama Osmanlı gerekirse bölgeye yönetici atamak da yetkilidir arkadaşlar. Tamam mı? Hedeyim bana. Tamam hocam. Kimse he demiyor bana ya. He hocam. Nazlı. Ben geldim hocam. He. Allah bana da dua etseydin Fatma kız. Ederim hocam. Zaten herkese ben ismen dua etmiyorum. Cümbür cemaat Allah'ın izniyle. Allah tüm razı olsun. İslam alemine inşallah. Allah kabul etsin. Amin. Sağ olun hocam. Şurada haritada var olan yerler. Notlardan bakabilirsiniz bunlara arkadaşlar. Şimdi bizim az önce bahsettiğimiz köy, kaza, sancak, eyalet sistemi Osmanlı Devleti'nde zaman zaman değişti. Kaç kere değişmiş? 3 kere değişmiş. 1840'ta, 64'te ve 71'de vilayet nizamnameleriyle değişiyor arkadaşlar Tanzimat döneminde. Mesela köy, kaza, sancak, eyaletlerin başına müşirler atanıyor. Beyler beylikleri kaldırılıyor 1840'ta. 1864'te köy, kaza, sancak, vilayet aynı ama köyün başında artık muhtarlar var. Sancakların başında kaymakamlar var. 1871'de köklü değişiklik oluyor arkadaşlar. Ta Turgut Özal zamanına kadar gelen bir sistem kuruluyor. Nahiye köyler var, kazalar var ama aralarında nahiye müdürü denilen, nahiye denilen, başında da nahiye müdürünün olduğu köyden büyük, kazadan küçük nahiyeler var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sonra sancakların yerine neler geliyor? Livalar geliyor 1871 vilayet nizamnamesiyle ve livaların başına mutasarrıf denilen adamlar geçiyor sevgili arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hızlıca şu taşla teşkilatındaki bazı diğer görevlileri söyleyelim. Ekonomide bunlardan çok daha detaylı bahsedeceğiz ama eskiden beri benim hep aynı yerde duruyor, değiştirmiyorum. Mesela muhtesipler var. Çarşı pazarlarının denetimini yapıyor ki bu muhtesipler şeyde de vardı hatırlayınız. Türk İslam Kültür Medeniyeti'nde de vardı. Kadının izniyle fiyatı kadının yardımcısı belirliyordu. Kadının yardımcısı değil, hayır. Muhtesipler. Muhtesipler bir nevi zabıtalardı. Hatırlayın şeydeki zabıtalardı genellikle. Aslında. Yani kadıya sorumlu oluyorlardı. Tabii, hepsi kadıya sorumlu zaten ama muhtesiplerin karizması burada biraz daha artıyor diyebiliriz. Böyle belediye başkanı demeyeyim ama zabıta müdürü gibi olmaya başlıyorlar. Kapan arkadaşlar, un kapanı, yağ kapanı, buğday kapanı, yani belirli bir ürünün satıldığı, tek bir ürünün satıldığı yerlere kapan deniliyor arkadaşlar. İşte o kapanlarda devletin kontrolünü sağlayacak adamlar bulunuyor ki onlara da kapan emini deniliyor. Beytülmal emini var. Bir bölgedeki hazine işlerinden
sorumlu kimseler, bir bölgedeki hazine işlerinden sorumlu kimseler arkadaşlar. Devletin haklarını koruyanlar. Bir de baç emini dediğimiz eminler var ki sanırım haftaya kalır. Haftaya konuşacağız. Osmanlı Devleti'nin ilk vergisi baç vergisi olacak Osmanlı Bey zamanında. İşte baç emini de şehir ve kasabalarda ticaretle, sanatla ilgili vergileri toplayan kimselermiş arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık mı? He demediniz. He demediniz. He. He hocam. Peki o zaman sevgili arkadaşlar ne yapalım? Osmanlı toprak yapısına bakalım. Bitince karar verelim. Çünkü ordu var. Orduya başlamayalım. Toprak yapısını bitirip bugüne son verebiliriz. Şimdi bir kere Osmanlı Devleti'nde iki çeşit toprak var. Bir tanesi şahsa ait topraklar, yani mülk araziler. Diğeri de devlete ait topraklar, miri araziler. Biz aylardır Türkistan Devletleri'nden başlayarak dediğimiz şey şuydu. Saban giren yer mülk olmaz. Bu ne demekti? Devletin büyük ekilir biçilir arazileri şahıslara vermediğini genellikle biliyoruz. Ama şahıslara verdiği topraklar da var. Bu topraklar büyük olmayan topraklar. Arazisi çok geniş olmayan topraklar. Mesela adamların evleri, bağları, bahçelerinin olduğu topraklar arkadaşlar. Bu topraklar millet sistemine göre bölünüyor. Yani Müslümanın toprağına öşri toprak, gayrimüslimin toprağına da haraci toprak deniliyor sevgili arkadaşlar. Ama devlete ait olan araziler çok daha geniş, çok daha fazla arazilerdir. Bu araziler çoğaltılabilir arkadaşlar. Eminim ki Saadettin Hoca burada 10-15 tane yazdırmıştır. Ama MEP kitabındaki kadar yazdım ben buraya. Bilmiyorum Saadettin Hoca'nın ya da İbrahim Hoca'nın öğrencileri daha fazla var der mi? Mesela ben bir tane not gördüm. Arazi. Ne arazi? Gitti aklımdan. İşe yaramaz arazi. Ne o? Ne diyorlar ya? Bilemedim ya. Metruk mu? Ha, metruk. Yani metruk araziyi bile oraya yazmışlar arkadaşlar. Öğrencinin kafası sanki sadece tarih dersine çalışacak, sadece tarih öğrenecek gibi. Kurban olayım, işinizi zorlaştırmayın. İşinizi ne yapın? Kolaylaştırın arkadaşlar. Şimdi bakalım devlete ait olan arazilere. Dirlik, işte tımar sisteminin temeli. Ama dirlik topraklar has, seyamet, tımar olarak ne yapılıyormuş arkadaşlar? Üçe bölünüyormuş. Bunlar gelire göre bölünüyor. Mesela geliri 3000 akçe ile 10.000 akçe arası olan en alt toprağa tımar toprakları deniliyor. 10.000 akçeden işte 100.000 akçeye kadar olanlara zeyamet, 100.000 akçeden fazla olanlara da has topraklar deniliyor. Ama sistem aynı. Mesela has kime verilir? Padişaha, ailesine verilir arkadaşlar. Bakın devletin padişaha maaş vermediğini biliyoruz biz. Devlet padişaha toprak veriyor. Padişah malı değil. Yine devletin malı. Padişah da orayı ektirecek, biçtirecek ve gelirini buradan kazanacak. Çok önemli. Zeyamet daha üst düzey devlet memurlarına veriliyor. İşte Divan-ı Hümayun üyelerine ya da işte Beylerbeyi, Sancakbeyi gibi. Tımar ise daha alt düzey rütbeli askerlere ve devlet memurlarına verilen topraklar. Arkadaşlar, anlaştık mı? Paşmaklık ise padişah kadınlarına verilir. Ben padişah kadınları derken siz artık bunun doğrusunu biliyorsunuz. Padişah kadınları deyince bazı arkadaşlar padişah eşleri gibi anlıyor. Hayır, padişah kadınları ifadesinin içerisinde aynen öyle. Padişahın annesi, padişahın kız kardeşleri, padişahın kızları, padişahın eşleri de vardır. Ve onlara ekstra bir maaş değil, onlara da topraklar verilir. Bunun sebebi arkadaşlar, bir sebebi de öyle söyleyeyim. Yarın bir gün bu padişah ölebilir. Bu padişah öldürülebilir. Yerine başka birisi getirilebilir. Bu kadınlar
padişahın eşi, annesi, kız kardeşleri açıkta kalmasınlar, aç kalmasınlar. Yani bir düşmanlık olabilir. Onun için bu kadınların kendilerini koruması için ayrılmış topraklardır arkadaşlar. Ocaklık topraklar ise geliri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan topraklar. Farkındaysanız şu ana kadar bahsettiğimiz toprakların mukataya kadar hiçbirisinden gelen gelir devlete gelmiyor. Hep hizmete gidiyor, haberiniz olsun. Ne yapılıyormuş ocaklık topraklarının parasıyla? Devlet vergi almıyormuş. Buradan gelen para doğrudan kale muhafızlarına ve tersanelere, donanmaya ayrılıyormuş arkadaşlar. Malikane topraklar ise üstün hizmetlerine karşılık bazı devlet görevlerine verilen topraklar. Arkadaşlar bu toprakları hepsini, şu altta gördüğünüz miri arazi topraklarının hepsini ne yapamazlar? Alamazlar, satamazlar, miras bırakamazlar çocuklarına. Haberiniz olsun. Mesela tımar toprakları alınamaz, satılamaz, miras bırakılamaz. Ama eğer şimdi ben mesela 30-40 yıl boyunca hiç sorunsuz bir toprağa ektim biçtim. Ve ben öldükten sonra devlet diyor ki ya bu adam bu işi güzel yaptı. Oğlu bunu devam ettirsin, ettirir. O babadan görmüştür bunu diyerek oğluma verir. Ama bu oğlumun sürekli o toprağın sahibi olduğu anlamına gelmez. Bu topraklar devletin topraklarıdır, unutmayınız. Bu toprakları ben sebepsiz yere boş bırakamam. Eğer boş bırakırsam devlet benden önce çifti bozdum diye vergi alır. Bakın çift ne demek? Çiftçi ne demek? Tarım. Çift tarım demek. Çifti bozdum, tarımı bozdum. Toprak demek daha doğrusu çift. Toprağı bozdum. Ekmedim 2 yıl üst üste. 3. yılda ekmezsem devlet ne yapar? Bu toprağı benim elimden alır. Şimdi git ne yiyorsan ye der arkadaşlar. YouTube kaydı olmasaydı ne halt diyorsan ye derdin ama demiyorum. Şimdi yurtluk ise özellikle akıncılarımızı hatırlayın. Daha da detaylı öğreneceksiniz önümüzdeki hafta. Yurtluk ise sınır boylarındaki askerlere, akıncılara verilen topraklardır. Hem sınırların güvenliğini sağlarlar hem de toprağın ekilip biçilmesini, boş kalmasını engellerler. Şimdi biz Karahanlılardan itibaren bir vakıf sistemi gördük. Hatta bazı hocalar bazı kaynaklara göre Uygurlara bile dayandırıyor vakıf sistemini sevgili arkadaşlar. Bir kere biz ilk Türk devletlerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar, Türkiye Cumhuriyeti dahil sosyal devlet anlayışına sahip bir devletiz diye tüm derslerimde söylemiştim. İşte bu sosyal devlet anlayışının dibi aslında ya da zirvesi. Aslında Osmanlı Devleti'dir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde her türlü vakıf kurulmuştur. Her türlü vakıf. Bu vakıflar şahsın da olabilir. Yani hayırsever insanların devletinde olabilir. İşte devlet gelirlerini bu sosyal devlet anlayışına ayırıyor. İşte cami yapımına, medrese yapımına, eğitim ihtiyaçlarına, efendim söyleyeyim. Hatta bazen köprü, yol, hastane yapımlarına ayırıyor ve buradan vergi almıyordu arkadaşlar. Ama vakıf sisteminin zirvesi Osmanlı Devleti'dir. Eğer vaktiniz olursa size önümüzdeki hafta vakıfla ilgili böyle detaylar da vereceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi ise bütün bunların haricinde kalan toprakları devlet diyor ki bir dakika abi, tamam hepsini dağıttık. Kalan topraklar mukata topraklarıdır ve mukata topraktan gelen gelir doğrudan doğruya hazineye gider. Gelen gelir doğrudan doğruya nereye gider? Hazineye gider diyor devlet arkadaşlar. İşte bu mukata topraklar hazineye giden topraklardır. Bir şey söyleyeceğim. O zaman bu topraklar nereden alınan topraklardır? Nereden alınan vergilerdir? Fikri olan var mı? Hangi eyaletlerden gelir yani? Gözle verilen mi hocam? Gözle böyle rrrr oldu. Tam anlayamadım. Mültezimlere verilen topraklar. Daha siz mültezim öğrenmediniz Osmanlı'da resmi olarak. Evet. Hocanız iyi olduğu için hepsini anlattı ama daha öğrenmediniz. Halil? Salyaneli eyaletler hocam. Salyaneliler mi, salyanesizler mi? Yani basit olan. Yıllık vergi aldıkları, değil mi? Yani salyaneli topraklar.
Salyaneli topraklardan alınan vergilerdir. Tamam mı? Salyaneli topraklardan alınan vergilerdir. Çünkü salyanesizlerde tımar uygulanıyor. Yani salyanesizler şurada arkadaşlar. Salyanesizler burada. Anlaştık mı? Şimdi birazcık... Sistem oluyor hocam herhalde değil mi? Ozan bir daha söyler misin abi? Karıştı seslerimiz. Bu sistemde iltizam oluyor herhalde. Şimdi ben tam onu anlatacağım. Eğer buraya kadar sıkıntı yoksa ben size mesela kendi öğrencilerime ta tımar sistemini, iktidar sistemini ta Büyük Selçuklu'da anlatırken anlattığım bir şeyden bahsetmek istiyorum. Osmanlı'da önemli. Arkadaşlar Osmanlı Devleti özellikle 17. yüzyıldan sonra ekonomik bir darboğaza girecek. Bunların sebeplerini 17. yüzyıl duraklama nedenlerini konuşurken konuşacağız ama mesela askeri teknoloji eskisi kadar iyi olmayacak. Avrupa'da Rönesans, reform, coğrafi keşifler onların ilerlemesine Osmanlı'ya aykırı yeni yollar bulunmasına sebep olacak. Osmanlı'nın giderleri artacak. Savaşlardan eskisi kadar başarılı çıkamayacak. Efendim söyleyeyim, savaşlar daha uzun sürecek ve Osmanlı Devleti sıcak nakit para sıkıntısı yaşayacak arkadaşlar. Şimdi bunu borçlanmayla bir düşünenler var. Hayır. Tamam mı? Borçlanmayı unutun şimdi. Henüz borçlanma yok. Borçlanma önce 18. yüzyılın sonunda iç borçlanma, 19. yüzyılın ortasında dış borçlanma olacak. Ama Osmanlı Devleti borçlanmadan önce sıcak nakit para işini nasıl çözüyor? Sıcak nakit para işini şöyle çözüyor. Bir kere diyor ki, şimdi ben bir bölgeden yıllık vergi alıyorum. Mesela bu bölgem az önce konuştuğum bir bölge olsun. Şuradaki yıllıklı eyaletlerim olsun. Tamam mı? Buradan yıllık vergi alıyorum. Bu yıllık aldığım vergi mesela attım. Tamam mı? Aralık ayında yıllık vergi alayım. Aralık ayında yine attım. Bağdat'ın yıllık vergisini aldım. 100 bin altın. Salladım. 100 bin altını aldım. Bir dahaki Aralık ayını beklemek zorundayım. Doğru mu? Evet. Sıcak nakit para lazım mı bana? Evet. O zaman Osmanlı Devleti bir yol buluyor. Bu yol şöyle bir yol. Yıllık vergiyi kiralayayım. Bağdat'tan, Yemen'den atıyorum. Alacağım yıllık vergiyi ne yapayım? Kiralayayım ben birilerine. Bunu en basite indirgeyerek anlatıyorum arkadaşlar. Hani kalıcı olsun, unutulmasın diye. Bu yıllık vergiyi diyorum ki ihale yoluyla kiralayayım, vereyim. İhale yoluyla. İhale duyurusuna çıkıyorum. Duyduk, duymadık demeyin. İşte Bağdat şehrinin, Bağdat beyliğinin, beylerbeyliğinin eyaletinin yıllık vergilerini ihale yoluyla devlet açık arttırma usulüyle kiralayacaktır. İlgilenenler şu gün, şu saatte şurada olsunlar. Ne yapacak? Mesela zenginler, tamam mı? Zenginler buna başvuracaklar. Mesela kim olsun burada? İlk gözüme çarpan Ezgi olsun, işte Nazlı olsun, Gözde olsun. Ezgi, Nazlı, Gözde ne yapacaklar? Buraya başvuracaklar. Bölgenin biraz daha, bir tık daha üstün zenginleri. İhaleye çıkacaklar. 100 bin altın yıllık geliri var buranın. Mesela Gözde diyecek ki ben 60 bin altın veririm. Nazlı diyecek ki ben 70 bin altın veririm. Ezgi diyecek ki ben 80 bin altın veririm. Ben kime vereceğim toprağı, geliri? Ezgi'ye vereceğim. Şimdi Ezgi'nin şansı ne? Ezgi'nin şansı şu. Ezgi bana 80 bini peşin verdi ama Ezgi bir yılda o 80 binle 100 bin kazanacak. Ezgi'yi zenginleştiriyor muyum ufak ufak? Zenginleştiriyorum. Bakın arkadaşlar. Evet. Bu sisteme biz sistemin adına iltizam sistemi diyoruz. Anlaştık mı? İltizam sistemi diyoruz. Ezgi'ye ne diyoruz? Mültezim diyoruz. Alan kişiye ne diyoruz? Mültezim diyoruz sevgili arkadaşlar. Sisteme iltizam, kiralayana da mültezim diyoruz. Şimdi yorumlayarak devam ediyorum. Bu topraklar üzerinde
bana daha çok sıcak para lazım oldu çünkü ülkeyi toparlayamadım ben. Ülkeyi toparlayamadıkça işler kötüye gitti. İşler kötüye gittikçe sıcak para ihtiyacı arttı. Sıcak para ihtiyacı artınca ben bütün bu eyaletlerden bu yolla ne yapmaya başlamıştım? Vergi almaya başlamıştım. Şimdi dedim ki tam bir yılına kurtarmadı beni. 3 yıllığına bu işe çıkıştım. Dumbudu duyuruya çıktım. Ama bu sefer Gözde ile Nazlı gelmedi ki. Çünkü ben kimi zenginleştirmeye başladım? Ezgi'yi. Ben bir tek Ezgi'ye kaldım. Ezgi dedim ya sen 3 yıllığını alır mısın? Ezgi dedi ki geçen sefer 80'den almıştım ama bu sefer 60'tan alırım. Ezgi 3 yılda 300 altın kazanacak ama bana ne verecek? 180 bin altın verecek, al diyecek. Ben ona bile razı olacağım çünkü bana sıcak para lazım. İşte Avusturya ile savaşlar devam ediyor, Rusya ile savaşlar devam ediyor. Biriyle 16 yıl sürüyor, biriyle 12 yıl. Hiç düşünemiyorum sonunu. Ama bu süreçte de ne oluyor? İşte sizler halk olarak verginizi kime veriyorsunuz? Ezgi'ye veriyorsunuz. Şimdi devletle Ezgi'nin halka bakışı farklı oluyor. Bir nevi kendi elimle bir toprak ağası yetiştiriyor muyum? Yetiştiriyorum. Bir nevi kendi elimle toprak ağası yetiştiriyorum. Bugüne kadar Osmanlı'nın eyaletlerde kurduğu sistemin tam aksi bir sistem. Ama yokluk mertliği bozuyor arkadaşlar. Ne yazık ki Ezgi Bağdat'ta, işte Ahmet Mısır'da, Ozan Habeşistan'da, Halil Trablus'ta ne yapıyor? Bölge zenginleri oluyor sevgili arkadaşlar. Bu işin bir tık daha ilerisi öyle söyleyeyim. Hani derler ya dana büyüyünce ne oluyordu dana büyüyünce? Öküz oluyordu. İşte bu mültezimler büyüyünce de ne olacaklar? Ayanlar olacaklar arkadaşlar. Kendi elimle büyük toprak sahipleri yarattım. Çünkü bir süre sonra da malikane toprak olarak onlara verdim. Bu malikane, az önceki malikaneyi karıştırmayın. Ömür boyu verdim çünkü. Ezgi'nin ömrü boyunca bu toprakların vergisini satmış oldum Ezgi'ye. İşte büyük toprak ağalığı, büyük toprak sahipleri ortaya çıkıyor Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde. Bu toprak sahiplerinden Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ezgi sesini çıkartabildik bu sayede. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çalışıyorlar. Önce Mustafa Kemal 1929'da, 1926'da toprak reformu deniyor, olmuyor. Daha sonra İsmet İnönü döneminde, İsmet İnönü'nün CHP'si de ne yapıyor? Toprak reformu çıkartmaya çalışıyor. Topraksız köylüye toprak vermek. Aynı Osmanlı'nın başlardaki sistemine dönmek istiyor. Ama Adnan Menderes engel oluyor. Güçleri yetmiyor. Ama Adnan Menderes zamanında denenmiyor. Çünkü kendisi toprak ağası zaten. Zaten bu toprak reformu hadisesi nedeniyle bir saniye çok özür diliyorum. Ben unutuyorum çünkü sen unutmazsın. Zaten bu toprak reformu nedeniyle Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinde öğreneceğiniz bir şey oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden dörtlü takrirle bir grup ayrılarak Demokrat Parti'yi kuruyor arkadaşlar. O Demokrat Parti de 1946 seçimlerinde ilk defa meclise giriyor. 50'de tek başına iktidar oluyor arkadaşlar. İşi ta 50'ye kadar getirdim. Daha ne yapayım diyorum. Anlaştık mı? Bir şey soran kimdi? Sesini böyle kestim ama çok özür diliyorum. Hocam ben de bir şey soracaktım. Şimdi Fatih döneminde bu zengin olanların mallarına el koyuluyordu ya. Nasıl yani el koyuluyor Fatih zamanında? Hiç öyle bir şey anlatmadım ben. Müsaade miydi? Müsaadere usulünde başlangıçta şöyle var, şöyle bir şey var. Müsaadere dediğimiz şey evet el koymadır fakat nasıl diyeyim size? Devlet görevlilerinin şahsiyetine mal geçirmesi mesela. Hileyle, hurdayla para kazanması. Onlar tespit edilirse devlet onların mallarına el koyuyor. Müsaaderenin başlangıcı budur. O yüzden bu ayanların mallarına el koyulma ya da ölmeleri falan mı gerekiyordu? Ölünce mi el koyuluyordu? Malikane'de öyle ama artık bir süre sonra vilayet nizamnameleriyle, daha doğrusu arazi kanunnameleriyle, onu tam şurada gösteriyordum ben, araya laf girdi. Arazi kanunnameleriyle bakın arkadaşlar, şurada bir göstereyim, dersi de öyle bitirmiş olalım. Bakın
17. yüzyıldan itibaren sıkıntılar. Toprak yönetimi bozuluyor. Köyden kente göç oluyor. Ayan eşraf denilen güçlü kişilerin eline geçiyor topraklar. Hukuki olmasa da ama 1858 arazi kanunnamesiyle topraklar ne oluyor? Mülkiyete dönüşüyor ve uzun süre toprağı elinde bulunduranlar o toprağın sahibi oluyor. İş burada bozuluyor zaten. Sonra da bunun önüne kimse geçemiyor. Anlaştık mı? Dörtlü takdir grubu dediniz ama Demokrat Parti'nin kurucuları mı bunlar? Evet, evet. Tamam. Andan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan, Fuat Köprülü. Toprak reformuna karşı çıkıyorlar değil mi? Toprak reformuna karşı direkt demeyelim ama mesela ayrı düşündükleri şeylerin içerisinde toprak reformu da var, evet. Kendileri çünkü toprak aldı. Ya işte mesela Menderes Nehri'nin arası Adnan Menderes'in babasının olduğu söylenir. Tabii bunlar söylencedir, ben bilmiyorum. Sadece yorumladım. Teşekkürler. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet hocam. Anlaştıysak tamam hocam. Kaydı durdurayım.